10 Ekim Cumartesi, Gün Özetinden merhabalar. Bugün ülke tarihinin en kanlı günlerinden bir tanesi. 2015 yılı Ankara Garı önünde IŞİD'in kanlı bir saldırısı sonucu 103 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bugün ülke çapında 10 Ekim anmaları gerçekleştiriyor. Bursa'da da Emek Demokrasi Güçleri tarafından hayatını kaybedenler anıldı. Ankara katliamında yaşamını yitirenler Bursa'da anıldı. 10 Ekim 2015'te Ankara Garı katliamında yaşamını yitirenler Bursa Emek Demokrasi Güçleri tarafından kent meydanında anıldı. Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan açıklamada başta 10 Ekim katliamı olmak üzere 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bunca katliamın neden yaşandığını cevabı verilmeden 10 Ekim katliamının arka planı aydınlatılamayacağını açıkladı. Günün bir diğer gelişmesi, Bursa Barosu Genel Kurulu engellendi. Bursa Barosu'na bağlı avukatların genel kurul toplantısı izin verilmedi. İçişleri Bakanlığı'nın kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek genel kurulu düzenlenmesini kararlaştıran Bursa Barosu'na bağlı avukatlar içeri alınmadı. Bir başka haberimiz, Bursa'da yeni Atatürk Spor Salonu yarışmayla belirlenecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi yıkımı tamamlanan Atatürk Spor Salonu, yüzme havuzu ve müştemilatında bulunduğu alanda uygulanacak yeni projeyi Mimar Odası işbirliğinde düzenlenecek yarışma ile belirleyecek. Bir başka haberimiz, Gemlik Belediyesi'nde zeytin üreticisine destek açıklaması. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan şiddetli dolu ve yağmur, bu kez Engürücük, Kurtul, Umurbey ve Kurşunlu'daki zeytinliklere hasar verdi. Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertas'tan, belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz dedi. Bir başka haberimiz, İnegöl'de kuruyan ve küçülen dipsiz göl için yeniden çalışma başlatıldı. İnegöl Belediyesi Kırsal Dipsiz Göl Mahallesi'ne de ismini veren ve zamanla üzerine balçıkla kaplanarak kuruyan ve küçülen dipsiz gölü yeniden kullanıma hazırlamak için çalışmalarına başladı. Bir başka haberimiz, silahlarla üretilen asırlık saat koruma altına alındı. Türkiye'nin kültür mirası kabul edilen 100 saat kulesi listesinde yer alan Yenişehir ilçe merkezindeki tarihi saat kulesi her yönüyle gerçek kültürel hazine özelliği taşıyor. Bir başka haberimiz, taş değirmen helvasına büyük rağbet. Bursa'da 4 kuşaktır taş değirmende yapılan tarihi helvaların büyük rağbet görüyor. Tarihi Çukurhan'da 1935 yılında açılan dükkanlarda taş değirmeninde susam öğütleri öğüterek sıcak tayin imal eden işletme 84 yıl önce usulü devam ettiriyor. Günün son haberi, buğdayın atası artık Bursa'da üretiliyor. Hititler ve Frigler tarafından da tarımı yapılmış, genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüzde buğdayın atası olarak kabul eden Siyaz buğdayı, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle artık Bursa'da üretiliyor. Günün özetinden bu akşam bu kadar, yarın görüşmek dileğiyle.